Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Galip Ağalı dün burada bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldık. Millet İttifakı milletvekili adayımız, beyin başkanlarımızla beraber bugün Çakır'da saat 11 sularında bir program hazırladık. Programımızda Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayımız Semra Dinçer, 2. Bölge Milletvekili Adayımız İdris Şahin, 2. Bölge Milletvekili Adayımız Aliye Ersever programa katıldılar. Bunun akabinde Atatürk Kültür Merkezi'nde toplantımızı yaptık. Daha sonrasında saat 1'de Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaretimize başladık. Esnaf ziyaretimize başladığımız anda AKP'nin seçim otobüsleri yüksek sesle bir değil, iki değil, 10 defa aynı yerden, aynı güzergâhtan geçerek bizi rahatsız etmek istediler. Bunun üzerine AKP İl Başkanı Abdülkadir Çelik Bey'i aradım, telefonla ulaşamadım. Akabinde Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç'ı aradım ve durumu arz ettim. Bunun üzerine esnaf ziyaretimizi yaptıktan sonra, öğleden sonra vekillerimizle beraber Eldivan ve Şabanözü esnaf ziyaretimizi yaptık. Saat 18 sularında Çankırı'ya döndüğümüzde telefonla bir haber aldık. Billboardlarımızın yerinden söküldüğünü öğrendik. Bunun üzerine il başkanlarımızla beraber giderek yerinde fotoğrafı çektik ve fotoğrafların genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerin söküldüğünü gördük. Ama o esnada bir telefon daha aldık ki dün gece Ayşen sitesi köprüsünün üzerine astığımız genel başkanımızın fotoğraflarının üstünü Cumhurbaşkanı'nın afişleriyle kapatıldığını öğrendik. Direkt vakit kaybetmeden buraya geldik ve AKP'nin gençlik kollarını suç üzerinde yakaladık. Bunun üzerine tekrar buraya geldiğimde il başkanlarını ve ilçe başkanlarını aradım. Durumu arz ettim ama bir anda bir topluluk oldu. Burada gereksiz bir gerginlik oldu. Bunun akabinde oluşan gerginlikten dolayı biz bayrakları söktük. Arka tarafta da hala duruyor. Gene genel başkanımın üzerinde Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafları duruyor. Arkadaşlar, biz AK Parti'nin istediği siyaseti yapmak istemiyoruz. Ama bizi bir yerde buna mecbur kılıyorlar. Niye mecbur kılıyorlar? İlçe başkanı geliyor diyor ki sen köprüye bayrak asamazsın diyor. Kardeşim, biz Cumhurbaşkanı adayımızın fotoğrafını Türkiye'nin her tarafında, Çakır'ın her yerine, müsait olan her yere asabiliriz. Buna kimsenin ne müdahalesine ne de müsaadesine izin almayız. Bunu herkes bu şekilde bilsin. AK Parti'nin siyaseti şöyle bir siyaset oldu ki çok kirli bir siyaset yapmaya başladı. Bunun farkındayız. Biz Millet İttifakı'nın il başkanlarıyla, milletvekili adaylarımızla her defasında sükunete, hiçbir şekilde tatsızlık olmasın diye bir seçim dönemi geçirdik. Ama seçim döneminin aksinde gene arkadaşlar bu gibi kabahatlerini kendileri bildiği halde daha hala üstümüze gelerek yapmaya devam ettiler. Bunun üzerine de biz de sanmasınlar ki onlardan korkuyoruz, onlardan yılıyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz Çankırı'dayız, buradayız. İl başkanlarımız burada, ilçe başkanlarımız burada, yönetimimiz burada. Gençler diyor ki seçimden sonra görüşürüz. Kardeşim, seçimden sonra görüşmeye gerek yok. Gelin seçimden önce görüşelim. Buradayız, sokaktayız. Siz, size oy verenleri Müslüman olarak, oy vermeyenleri de terörist olarak ilan ediyorsunuz. Biz ise bize oy verenleri de vermeyenleri de kardeşimiz olarak görüyoruz. Bir seçim süreci olacak. Bunun sonucunda da bir tane kazanan çıkacak. Türkiye için hayırlısı neyse, biz genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu için 20 yıldır bu ülkenin ne hale geldiğini görerek ve bir rejim değişikliğinin olmasını istediğimiz için de genel başkanımızın cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Bunun için de gece gündüz elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Arkadaşlar, diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi terörist, PKK'lı, şudur budur. Biz 10 milyon Suriyeli bu ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi sokmadı. 20 yıllık sizin yönetiminizdeki Türkiye'ye 10 milyon Suriyeli vatandaş girdi. Bütün ekonomiyi alt üst ettiniz. Bütün adaleti alt üst ettiniz. Siz diyorsunuz ki karşı taraf PKK'lı. Kardeşim, biz PKK'lı değiliz. Bize kim PKK'lı diyorsa onlar PKK'lı diyoruz. Çünkü biz montajda siyaset yapmıyoruz. Doğru neyse onu söylemeye çalışıyoruz. Bundan herkesin şüphesi olmasın. Herkes bunu bu şekilde bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak buradan bir kez daha sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Artık bu ülke 21 yıldır senin dilinden yoruldu. Senin yaptığın hareketlerden yoruldu. Senin davranışlarından yoruldu. Artık gençlerimiz, kadınlarımız daha refahı düzgün, yaşanabilecek bir Türkiye istiyor. Herkes şu an kendinden vazgeçti. Çoluğunun, çocuğunun geleceğini, esnaf olan arkadaşlarımız gelecekteki yapacağı ticareti düşünmeye başladılar. 21 yılda bu ülkeyi siz bu hale getirdiniz. Biz muhalefet olarak getirmedik. Biz dedik ki emekliye ikramiye verilsin, verdiniz. Kurban ikramiyeleri olsun, verdiniz. EYT dedik, verdiniz. Biz ne dediysek siz onu yaptınız ama hala bizi karalıyorsunuz. Lütfen bizi karalamadan vazgeçin. Aklınızın erdiği kadar siyasetinizi yapın. Kimseyle de kara kutlamada çalışmayın. Buradan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, size hayırlı akşamlar diliyorum. Etkinliklerimizin peşinde Millet İstihbaratı Birleşen Partilerimizin etkinliklerinden sonra böyle bir olayın yaşanması Çankırı gibi ufak bir ilimizde yarenler diyarında çok hoş değil. Biz ayrıştırıcı bir dilden ziyade bu toplumu bıçaklaştırmak, birleştirmek, barıştırmak için yola çıktık. Biz köprülere bayrak asmak için de yola çıkmadık. Gönüllere bayrak asmak için yola çıktık. Bizi destekleyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu olayı taksit etmiyoruz. Ben buradan tüm partilerin il başkanlarına, ilçe başkanlarına, yöneticilerine seslenmek istiyorum. 3 günümüz var. Biz bu Çankırı'nın evlatlarıyız. Yarın hep yüz yüze bakacağız. Bugün farklı siyaset anlayışımız olabilir. Farklı düşünebiliriz. Ama biz farklı düşünceye de saygılıyız. Onu ikna etmek için çabalıyoruz. Az önce başkanım söyledi. Millet İttifakı'nı çeşitli noktalarla sorumlu ilan edenlere diyorum ki aynaya bakın. Abur sınır kapılarında teröristleri ağırlayanlar, paravan mahkemeler kuranlar, oradan Atatürk posterini, Türk bayrağını teröristler rahatsız oluyor diye indirenler mi terörist, biz mi terörist? Yine o teröristleri davul zurnayla bugün Kobani'ye, Suriye bölgesine nakledenler mi teröristi, biz mi teröristi? Yine Oslo'da Abdullah Öcalan'ın 10 maddelik manifestosuna imza adamlar mı PKK'yla işbirliği yapıyor? Biz mi Millet İttifakı, il başkanları, partileri mi işbirliği yapıyor? Biz bu ülkenin sümontasıyız, sümonta taşıyız. Bizim olduğumuz yerde HDP'nin gölgesi bile olamaz. İşte bakanlık verilecekmiş, şunlar olacakmış, bunlar olacakmış. Bize iftira atanlar aynaya baksınlar. İşlerine aldıkları onca kuruşları, Akbar Okanları şehit edenlere baksınlar. 134 güvenlik işlerimizi orada domuz bağlarıyla öldürenlere baksınlar. Kim terörist, kim terörist değil. Biz terörün her kesimine karşıyız. Sizin yanlış politikalarınız Diyarbakır, Surna, 736 güvenlik güçlerimizi orada toprağa verdik, şehit verdik. Bunlar mı terörist, biz mi terörist? Biz onlara terörist demiyoruz. Ama bugüne kadar AK Parti iktidarından başka terörle işbirliği yapan, açık işbirliği yapan hiçbir siyasi parti olmadı. Vay masanın altında üstünde HDP arayanlar bugün Hüdapar'ı nereye koyacaklar? Bugün AK Parti içindeki diğer birleşen grupları nerelere koyacaklar? Biz bu Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. Biz bu işin sağ sonu yok. Tüm birleşenler, Millet İttifakı'nın tüm partileri, paydaşları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi adaletle, liyakatla, dürüstçe yöneteceğinde yana hiçbir kuşkumuz yok. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız o karalamaları yapıyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu bu ülkede askere gidiyor. 18 ay askerlik yapıyor. Recep Bey'in oğulları kimi çürük rapor alıyor, kimi paralı askerlik yapıyor. Kim adaletli, kim dürüst? Halkımız bunları bilmesi lazım. Millet İttifakı olarak temiz siyasetten yanayız. İftiradan yana değil. Ama bugün FETÖ'yle işbirliği tutanlar, Allah'tan affından özür dileyenler bizleri bir dönem FETÖ bürosuna istan ettiler. Bir dönem terörist ilan ediyorlar. Biz ülkücü Türk milliyetçileri olarak İYİ Parti'de olabiliriz. Benim kökenim belli. Benim olduğum yerde HDP'nin gölgesi olamaz. Biz 81 il başkanı İYİ Parti ortak deklarasyon yayınladık. Bizim olduğumuz yerde HDP'nin gölgesi olamaz diye. Biz Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi adaletle, liyakatla yöneteceğine inanıyoruz, destekliyoruz, çalışıyoruz. Biz temiz siyasetten yanayız. Kimseyle kavgayla işimiz yok. Kavga etmek isteyenlere biz sandıkta kavgaya hazırız. Az çok oy alabiliriz. Ama biz bu memlekette gönülleri fethetmek için yola çıktık. İnşallah ayın 28'inde o sandıkları patlatarak Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı yaparak hedefimize ulaşacağız. Ülkeyi 21 yıllık AK Parti iktidarından, AK Parti'nin ayrıştırıcı, bölücü zihniyetinden, verdiği tahribatlardan hep beraber kurtaracağız. Bu tür olayları tahsil etmiyoruz, kılıyoruz. Galip Başkan'ın yaşananları anlattı. Ben de şunu eklemek istiyorum. Devahi Başkan olarak temsil ettiğim partim adına, kadınlar adına ve şahsım adına seçimden sonra görüşürüz şeklindeki tehditleri sonuna kadar kınıyor ve bu tür yaklaşımların bizleri yıldıramayacağının bilinmesini istiyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. 21 yıllık AK Parti iktidarının ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı siyasetinin bir örneği bugün yaşanmış. Millet İttifakı'nın kıymetli adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun afişlerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çankırı'nın ufak bir yer. Sabah, seçim sabahı tekrar yüz yüze bakacağız. Böyle bir şeyin yapılması gerçekten üzüntü verici. Burası ufak bir il. Birbirimizi tanıyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Böyle bir şeylerin yapılmasını şiddetle kınıyorum. İnşallah böyle şeylere bir daha karşılaşmayız. Sonra biz siyasi partiler düşman değil kardeşim. Siyasi rakip. Bunların düşmanca tavırları, tehdit savurmaları gerçekten çok ayıp. Onu da şiddetle kınıyorum. Hiçbir şey yapamazlar. Onlar sadece konuşurlar. Biz görevimizi yapalım. Ayın 28'inde sandığa gidelim. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nda seçmiş olalım. Bu akşamda daha fazla sizleri tutmak istemiyoruz. Katılan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Siz değerli emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah böyle bir şeyle bir daha karşılaşmayız diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, son olarak şunu da ileteyim. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta seçimler bitti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı ama milletvekilleri belli oldu. Milletvekilleri belli olduktan sonra 3 gün içerisinde yemin ederek mazbatalarını almak zorundalar biliyorsunuz. Ama 4 tane Hizbullah terör örgütü milletvekili mecliste yemin etmeyecek, bayrağa karşı çıkacak diye şu anki hükümet bunlara mazbatasını vermiyor, yemin içinde meclisi toplamıyor, seçimde kaybı olacak diye inanın orada yemin ettirmemek için bir problem çıkacak diye şu anki bizim hem Millet İttifakı'nın bileşenleri hem de diğer AKP'nin milletvekilleri gidip
mecliste yemin ederek mazbatalarını alamıyorlar. Aydın Başkanımın da dediği gibi bize terörist diyen arkadaşlar önce aynada kendilerine bakacaklar, sonra da bize yorum yapacaklar. Tekrar buradan bütün il başkanlarıma, milletvekili adayıma, ilçe başkanlarımıza, il yönetimimize teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimiz de bizi bekledikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.